Merhabalar, hepiniz Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Alışveriş videosuyla karşınızdayım ve hızlı bir şekilde başlıyoruz. Şimdi nemlendirici kremim şöyle bayağı bir diplerde. Ben L'Oreal'in aloe veralı olanı kullanıyorum. Ve şöyle söyleyeyim, favoriler videosunda da görmüşsünüzdür zaten. Bunlar gerçekten çok iyi. Özellikle nem ihtiyacını harika bir şekilde karşılıyor. Ama siz daha böyle yok anti-aging şu bu istiyorsanız bu o değil. Ama benim için çok fark eden bir durum yok. Yani nemlendirici olarak harika ve bunu DM'den aldım. DM'de birkaç yeni marka daha gördüm. Çok mutlu oldum. Yeni bir şeyler daha gelmiş diyeme. Bunu henüz açmadım. Çok severek kullandığım parfümün bir tane de küçüğü. Bu hediye geldi açıkçası da. Ama sevdiğim parfüm. Bu Fifty Avenue. Elizabeth Arden'ın parfümü, neyse uzatmayayım. Yani müthiş güzel kokuyor. Çok beğeniyorum bu parfümü. Böyle Coco Mademoiselle ayarında, kalitesinde, koku şeyi de aynısı. Yani böyle biraz pudramsı. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Biraz kremsi, biraz pudramsı ve hoş bir koku. Bu 30 ml. Henüz açmadım. Bu tam bitsin. Ondan sonra veya arabaya koyacağım bunu. Ki yakında Suddenly'yi de alacağım. O Coco Mademoiselle'in taklidi olan. Taklidi demeyelim de o kendi başına bir marka zaten de. Coco Mademoiselle. Allah bitti. Bu kadar kaldı. Bakayım şuna da. Tabii ki tenime sıkacağım. Böyle yapmak iyi bir şey değil. Ay yok. Ay bu başka bir şey. Bu başka gerçekten. Coco Mademoiselle çok farklı bir parfüm. Başka ne aldım? Sally Hansen'dan bir tane oje aldım. Oje gerçekten çok güzel görünüyordu rengi. Sürdüm, kullandım. Bir iki tane şey videoda, hatta Instagram'da yayınladım. Instagram hesabını da göstereceğim size ayrıyeten. Orada nasıl fotoğraflarını ekleyeceğim tabii ki de. Ama inanamayacaksınız. Ojeyi 2 kat sürdüğüm halde sanki bir parlatıcı sürmüşüm gibi kaldı. Bu ojeyi rengini böyle görünce çok beğendim. Hatta oradaki işte hani tırnaklarda da oluyor ya rengi görünmek için. Orada da çok güzeldi ama bunun parlatıcıdan hiçbir farkı yok ve 2 kat kalın sürdüğüm halde ojenin duruşu şu. Yani oje değilmiş gibi sanki, değil mi? Sadece böyle parlatıcı gibi. Ve bugün gidip söyleyeceğim, diyeceğim yani bunun ben bu rengi vermesini istiyorum ama 2 katta bile bu rengi vermediği için maalesef geri vereceğim. Vereceğim yani, çünkü yazık günah yani. Ben bu rengi istedim ama tırnaktaki renk o renk değil. Değil yani, hiç değil, hem de hiç alakalı. Yani 2 kat etkide o olmamalıydı bir ojede ve 9 euro. 9 euro fiyatında gittim ve ilk sordukları kullandınız mı dedim. Evet kullandım. Kullandım ama bu 2 katta dedim, şu dışında yani bu renk görünüyor mu? Bu parlatıcı gibi olamaz yani 2 katta. Dedim bu yüzden veriyorum. Tamam dediler, zaten DM o konuda gerçekten harika, haberiniz olsun. Hani bir şey aldınız ama kullanmıyorsunuz. Sakın kenarda tutmayın, paranıza da yazık. Ve böyle de bir hakkınız var yani. Cildinize iyi gelmedi, fondöten aldığınız rengi olmadı. Çünkü orada sürüp öyle bir imkan yok yani. O yüzden mutlaka geri verme imkanınız var. Bunu unutmayın. Onu geri verince ben bunu aldım. O araya girdim. Neden? Bulaşık yıkıyordum. Elimi kuruladım. Hemen buraya geldim. Neden? Sebebini söyleyeceğim. 2 gün oldu bu ojeyi alalı. Bir türlü videoyu çekemedim. Buralarında dağınıklı, video çekerken ama toplu olacak eminim. Neyse. 2 gündür oje tırnağımdaki rekordur. Ben 2 gün hiç bekletmem. Akşamı veya aralarda temizlerim. Başka oje kullanırım. Bulaşık yıkıyorum. 2 gündür ellerim suda ve oje gerçekten harika çıktı. Renk harika. 2 kat sürdüm. Yani Sally Hansen'dan alamadığım başarıyı ben bu ojede aldım. Bu seri gerçekten çok başarılıymış. Tekrar söylüyorum. Bayıldım. Bayıldım. İki katta müthiş 22 numara koton. %100 koton diye numarası o herhalde, değil mi? Evet, kesin. Vallahi bayıldım kızlar. Şu renge bakar mısınız? Ve Esie'de güzel bir alternatif. Benim marshmallow vardı. 2 kat sürüyordum. Renk de neredeyse aynı. Yani marshmallow'a dupe olabilir mi? Ha da oldu bile. Catrice'de. Ama bunu ben oradan almadım. Bu Rossmann'da. Rossmann'da acayip indirimler var. Özellikle Catrice'in bölümünde indirimler vardı. Haberiniz olsun. Ondan sonra bunun rengi, ay bunun rengi harika. Bu resmen marshmallow'la, hemen çekmeceyi açıp göstereceğim hatta size. Böyle marshmallow sanki orada durmuş. Beni mi bekliyor acaba? Vallahi bekliyormuş. Gerçekten bildiğiniz, her ikisi de yani birbirine o kadar benziyor ki. Dışından benzemiyor değil mi? Evet. Bu daha böyle beyazımsı görünüyor. Bu daha böyle kemik gibi. Ama hayır. O kadar bitişleri aynı. 2 kat. Harika netice. Bayıldım bu ojeye. Eğer görürseniz bence alabilirsiniz. 22 numaralı. 22 %100 koton jel olan şu ojeler. Şimdi hepsinde o kadar kalırsam. Sonra kendime küpe aldım. Küpenin dükkanın ismini söyleyeceğim. Gold Başar. Benim yaşadığım şehirde. Çok merak ederseniz, sorarsanız alt tarafa eklerim linkini de. Bunlar gümüş ama altın kaplama yaptırdım. Ve Betül'e yüzük aldım. Altın yüzük aldım. Yamutmuş onu. Şöyle bir böyle yapayım. Minik. Çok şirroş bir şey. Şirin bir şey. Low Cosmetic'ten aydınlatıcım var bir tane. Buna çok önceden bir göz koymuştum. Bunu ilk gördüğüm zaman DM'lerde. Vallahi şişesi de çok güzel bence. Duruşu harika. Ve plastik değil, cam. Bu ne? Bir highlighter. Low Glow Highlighting Drops. Low Cosmetic'ten. Şöyle pipetli. Çok tatlı bir ışıltısı var. Bir ara dedim bunun içinde sim mi var acaba dedim. Sonra farkına vardım ki hayır, simler başka bir taraftan. Çok doğal, sırıtmayan ama üzerine tekrar böyle uygulama yapabileceğiniz. Yani dozunu kendiniz ayarlayabileceğiniz hoş bir aydınlatıcı. Catrice'in şuna benzetmiş olabilirim. Evet, buna biraz benzettim. Hemen bunu da göstereceğim. Bu Limited Edition'dı. Ben Limited Edition ürünleri çok seviyorum. Görüyor musunuz? Yani bu da pek fena değil. Hatta Catrice'inki onu azıcık dövüyor galiba. Değil mi? Evet. Catrice'inki çok daha başarılı. Yalnız bunun da şişe dizaynı falan gerçekten çok güzel. Dediğim gibi Rossmann'da indirim vardı. Kayıtsız kalamadım. Özellikle Essence'lerde indirim vardı. Essence'in kalemleri zaten müthiş. Ben asırlardır kullanıyorum desem yeridir. Bu kalemi gördüm ve bunu da kullandım zaten geçen gün makyajımda. Hatta makyajı da yayınladım büyük ihtimalle. Krem rengi. Bunun ben yıllardır Max Factor'dan olanını kullanıyorum zaten. Şimdi bakacağım. Şurada bir yerde olması lazım. Neyse, bulamayacağım. Hiç boşuna vakit kaybetme. Bir tane ten rengi göz içine kullanmak için göz içine ve mesela kırmızı ruj sürdüğünüzde hafif çerçeve rujun kenarından böyle gidip de silme yaptığımızda da ruju daha güzel ortaya çıkmasını sağlıyor. Ayrıca waterproof olması müthiş güzel. Gerçekten 16 saat kalıcı mı bilemiyorum 16 saatini ama çok kalıcı. Şöyle bile anlayabilirsiniz. Daha biraz önce sürdüm. Üzerinden elimle 10 kere geçmeme rağmen renk aynı şekilde duruyor. Ve bir tane de yine waterproof olan bu aynı seriden olan kalemlerden. Bunun rengi de altın. Ten Heart of Gold. Bu da hem göz pınarlarına yine göz içine kullanılabilecek güzel simli, çok sim değil aslında, ince ışıltı ama biraz kalın bir ışıltı ama sim değil. Hatta şurada daha iyi göstereceğimi düşünüyorum şu an. Bunlar 99 ama böyle çok güzel uygun bir fiyata düşmüşlerdi. El kremi. Bunu araba için aldım. Büyük araba, bizim ortak arabamız için. Benim zaten şu anda evde kullandığım Neutrogene'nin kuru ciltler için olanı. Bu da harika. Ve bunun kokusu ay inanılmaz güzel. Mis gibi yabani vişne ve yani yabani vişne, kiraz ve makademiya yağısı var içerisinde. Şöyle küçük olması da çanta için de çok ideal bunlar. Bunun bende pembesi var benim arabamda. Bu da kokusu ve verdiği nem gerçekten inanılmaz güzel. Ufak bir tane hatırlatma yapacağım. Alışveriş videosu çekecektim. Olmadı. Nasip olmadı. Ama paket bitti. Betül bir hafta çok rahatsızdı. Öksürük, tıskırık. Soran, geçmiş olsun diyen arkadaşlar eksik olmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim dualarınız için de. Bunu aldım. Hem öksürük hem de bronşit çayı. Ama Hükinder. Çocuklar için olan. Demin kendi markası bu. Das Gezunda Plas diye. Ve içinde olan şeyleri falan da yazıyor. İşte kekik, ıhlamur ve anasondan oluşan ana maddeleri, onun haricinde de başka farklı bitkiler olan bir karışım çay. Hem öksürüğü hem de balgam sökmeyi kolaylaştıran bitki çayları. Şimdi Almanya'da aktarlar yok ama böyle dükkanlarda çok fazla çeşitli çaylar var. Rahatlatma çayı, işte sinir gevşetme çayı, İşte kadınlar için özel ağrı zamanları çaylar vesaire. Mutlaka o taraflara hiç yolunuz düşmediyse yani DM'e gittiğiniz zaman bir bakmanızı öneririm. Çünkü çok güzel bitki çayları var. Hani ay burada o yok şu yok falan. Her şey var. Gerçekten her şey var. Onun haricinde bir tane daha küçük bir şey göstereceğim. Ve artık videoyu sonlandıracağım derken bir tane de şöyle bir saatim var. Benim aileme yeni bir daha Ice Watch katıldı. Pembesini zaten çok severek kullanıyordum ben bunu. Yalnız bunu ben kendime almadım biliyor musunuz? Şimdi ben bunu internetten aldım ve küçük boyutu zannettim. Hiç numarasına, şeyine falan bakmadım. Dedim ki Betül'e dedim çok güzel bir hediye olacak. Çünkü ben bu saatimi yüzmelerde falan çok kullanıyorum ve yani su geçirmediği için istediğiniz kadar yani çok rahat bir şekilde kolda taşıyorsunuz. Yok hani suya değdi bilmem ne riski olmadan. Ve Betül'ün bir iki tane saati var ama yıkarken bile dikkat etmesi gerekiyor falan. Çocuk ona ne kadar dikkat edecek diye. Hastayken dedim ki bir jest yapayım. Güzel bir saat alayım kızıma. Saati aldım ama saat büyük çıktı. Benim saatimle aynı model neredeyse. Bayıldım ve 2 gündür de takıyorum, sadece pil. Ben çok saat kullanıyorum, az çok biliyorsunuz ve hep pil problemi yaşıyorum. Şimdi bir saati bir takıyorum, bir bakıyorum pili yok. Bu saatimi de uzun zamandır çekmecede beklettiğim saatlerimden de, eski videolardan zaten biliyorsunuz takipte olanlar. Ama çekmecede kalmıştı bu saat. Çünkü pili yoktu. Şimdi aksesuar olarak kullanıyorum ben saati zaten ama otomatikmen de hep bakıyorum yani. Sürekli saate bakıyorum, saat durmuş. Pilini taktırdım, kullanabiliyorum. Bunu da en yakın zamanda çarşıya indiğimde pilini taktıracağım. Çok tatlı, rengi de çok güzel bence. Biliyorsunuz renkli kullanmayı da seviyorum. Heh, son olarak kablo göstereceğim. Biliyorsunuz ki neye geçtim ben telefon olarak? Samsung'a geçtim. Tekrar iPhone'dan, iPhone'umu da sattım. Hayırlı uğurlu olsun. Ve şimdi orijinal kablom var tabii ki de. Ama yine de kablo lazım oluyor. Şimdi iMac'e geçiyorum. Orada kablo lazım. Mutfağa geçiyorum. Şarj kablosu lazım. Şarj etmek için. Derken her yerde bulamadığım şu kabloyu Teddy'de buldum. Sonra dedim ki ya bunu niye böyle yapmışlar falan dedim. 4-5 euro civarı. Yanlış olmasın. Kaç? Düşünüyorum. 4 küsürdü neyse. 4 küsür civarı. Neyse bunu aldık, eve geldik. Şimdi ben tam laptopuma taktım. Aa dedim. Niye aa dedim? İşte sebebi bu. Lambalıymış. Bunu bilerek aldık mı biz? Hayır. Hiç bilerek almadık. Eve geldik, şimdi ben diyorum ki eşime, Allah Allah. Ya aşkım dedim, biliyor musun? 4 işte 5'e geliyor yani 4.99 falandı. Dedim ya bana biraz fiyatı fazla geldi biliyor musun dedim. Yani böyle bir yerden hani alınca daha uygun olması gerekiyor falan diye düşündüm. Sonra bir de takınca aa bu ışıklıymış falan diye sevindim sonra kendi kendime. Ama gayet başarılı, güzel yani. Şimdi böyle görünüyor mu? Bir dakika göstereceğim. Bakar mısınız? Vallahi çok sevindim çünkü o kadar güzel görünüyor ki. Şimdi akşam takıyorum mesela bazen. Işığı da loş yapıyorum. Güzel. Işık seviyoruz herhalde hepimiz de galiba. Ve benden şimdilik bu kadar. Diyeceksiniz ki Adide tırnağındaki oje ne ola ki diyeceksiniz. Hemen onu da içeriden getireyim. İçeride oturma odasında sürmüştüm. Oje efendim bu Diorofik Dior'un yani Christian Dior'un Diorofik serisinden oje. Buna zaten bayılıyorum. Allah'ım. Dizaynı harika bir oje. Ojenin kalitesi normal. Yani ben ojeye çok para vermem. Bunu da uygun bir şekilde elime geçtiği için aldım. O yüzden ama rengi güzel. Allah için rengini güzel yapmışlar. Ve tatlı bir şey. Değil mi? Fırçası da incecik. Böyle minnoş bir oje. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Şimdi videoyu bitirdim. Bu burada durdu. Bak. Bazı videolarda bunu yapıyorum genelde ve sonra unutuyorum. Birkaç parça oluyor ve video çekerken minik ekrana baktığım için, minik display'den kontrol ettiğim için ne gösterdiğimi. O arada görmüyorum yani çıplak gözle tabii ki bakınca görüyorum ama küçük display'den bazı detayları kaçırıyorum. Bir de hızlı bir şekilde bitireceğim diye videoyu. Bunu da şimdi burada tuttum. Kadın bunu göstermeden videoyu kapattı gitti demeyin. Bunu da DM'den aldım. Oturma odamda, salonumda büyük bir tane fener kullanıyorum. Sanıyorum onu bir videoda gösterdim galiba. Ya da yine gümbürtüye mi geldi? Çok uzun Ramazan tabii. Ramazan ayında aldım diyecektim ya. Noel zamanında yılbaşı girmeden mi almıştım, evet. Onun içine bunu böyle koyacağım, kullanacağım. Zaten Instagram'da takipteyseniz orada görürsünüz. İzliyorsanız hala abone değilsiniz. Gerçekten bazen şaşırıyorum niye abone değilsiniz diye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar. Hoşça kalın. Belki bu arada diyorsunuzdur ki Azide aslında ses tonu niye bu kadar kısık? Çünkü Betül yatıyor şu anda. Onu yatırdım ve sonra çekiyorum videoyu. Ve buraya gelelim. Bunu hatırlayanlar var mı acaba? Geçen yıl mı almıştık Betül'le biz bunu? Büyük ihtimal geçen yıl falandı. Minik bir tane orkideydi. Ve orkidelerim yeni açtı biliyor musunuz? Bakar mısınız? Maşallah size. Maşallah size. Çok güzel. Allah'ım çok güzel, çok tatlı bir şey bu. Bakar mısınız?